İnsanlar neden elektrikli araba alıyorlar? Alıcıya sağladığı değerler arasında enerji maliyet tasarrufu, azaltılmış araç emisyonu ve sera gazı, birinci sınıf performans, en son araç teknolojisi, enerji güvenliği ve düşük bakım maliyetleri sayılabilir. VEV, BEV, FH ne anlama geliyor? Bataryalı olup harici bir elektrik kaynağından şarj edilebilen tüm araçlar, şarj edilebilir EA veya diğer bir deyişle plug-in elektrikal vehikle, PEV olarak kabul edilir. PEV'nin bir kategorisi de Nissan Leaf, Chevy Bolt, BMW i3, Jaguar I-Pace ve Tesla Model S, X ve 3 gibi içten yanmalı bir motoru olmayan, sadece elektrikli bir motorla çalışan bir araç olan BEV yani bataryalı elektrikli araçtır. Bir diğer PEV tipi ise, hem bir elektrik fişli sisteme hem de araca güç sağlayan yedek bir içten yanmalı motora sahip olan PEV'dir, şarj edilebilir hibrit elektrikli araç. Örnekler arasında Chevy Volt, Toyota Prius Prime, Chrysler Pacifica Hybrid Minivan veya Honda Clarity FH sayılabilir. Elektrikli aracı satın almak için ödenen para, benzin üzerindeki enerji tasarrufunu dengeliyor mu? Dengeleyebiliyor, fakat daha fazlası, araç ömrü maliyetleri dahil edildiğinde kendini belli ediyor. Tasarruflar, akaryakıta karşı daha düşük elektrik maliyeti ve büyük ölçüde azaltılmış bakım ile gerçekleşmektedir. Ek olarak, lityum bataryaların maliyetinin oldukça azalması ile elektrikli taşıtlar, geleneksel içten yanmalı motorlara göre daha düşük bir sahip olma maliyeti sunacak. Ne kadar fazla sürerseniz, o kadar fazla tasarruf gerçekleştirirsiniz. Elektrik, aynı zamanda fosil yakıt bazlı bir enerji kaynağı. Elektrikli araçlar gerçekten daha mı temiz? Evet. Elektrikli aracınız kömürün ürettiği elektrikle beslense bile, hem CO2 hem de azot oksit, karbon monoksit ve uçucu organik bileşikler gibi geleneksel kirleticiler açısından daha az karbon ayak izine sahipler. Genel emisyon içeriği yalnızca düşük olmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek nüfuslu merkezlerde hava kalitesi için emisyonların yeri ve zamanlaması daha iyidir. Akaryakıtlı araçlar gün boyunca şehrin ortasında kirlilik yayarlar. Elektrikli araç şarjı ile ilgili emisyonlar tipik olarak, nüfusun olduğu merkezlerden uzak tesislerde yoğun olmayan saatlerde gerçekleşir. Elektrik üretimi daha temiz üretim teknolojilerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtikçe, bir elektrikli aracın karbon ayak izi daha da iyileşmektedir. Günümüzde Avrupa'da araçlarını evde şarj ederken güneş enerjisi kullanan elektrikli araç sahibi sayısı gün geçtikçe artıyor. Benzin yerine elektrik kullanarak ne kadar tasarruf sağlanabilir? Elektrikli araç kullanımı, tipik enerji maliyetlerinde yılda 10.000 TL'den fazla tasarruf sağlayabilir. Özellikle evde şarj edildiğinde, elektrik, eşdeğer benzin fiyatının çok daha az bir miktarına mal olur. Örneğin, elektrik fiyatları kWh başına 50 kuruş ise, 100 kilometrelik bir mesafe için 1 EA şarj etmek yaklaşık 10 Türk lirası ya mal olacaktır. Aynı 100 kilometrede 6.5 LT kilometrelik bir içten yanmalı motorlu araç için yaklaşık 50 Türk lirası ve litre başına 7 Türk lirası gibi bir benzin fiyatı mevcuttur. Çok kaba bir hesapla yaklaşık 70-80 lira varan yakıt harcamasında tasarruf sağlamaktadır. Güneş enerjisi elektrik üretiminizde tüm hesaplar değişecektir. Elektrikli otomobiller, geleneksel akaryakıt motorlu taşıtlarla aynı hıza ve performansa sahip mi? Çoğu durumda, daha da iyiler. Elektrikli araçlar için en yüksek hızlar aynı büyüklükteki içten yanmalı motorlu taşıtlarla benzeşirken, elektrikli motorlarla çalışan taşıtlar, yüksek torkun doğal avantajlarından yararlanır ve seyahat hızına çok hızlı bir şekilde ulaşabilir. Ek olarak, elektrikli araç sürücüleri genellikle elektrikli bir motorun sağladığı yumuşak, sessiz ve hızlı performansı hayranlıkla karşıladıklarını ifade etmişlerdir. Elektrikli araçların bakım maliyetleri daha mı yüksek?
Aksine elektrikli araçların bakım maliyetlerinin benzer olarak donatılmış akaryakıtla çalışan araçlardan önemli ölçüde düşük olduğu görülmüştür. Elektrikli araçlar yağ değişimi gerektirmez, şanzıman veya egzoz sistemi için servis, parça ihtiyaçlarına sahip değildir ve rejeneratif tasarım sayesinde daha uzun fren ömrüne sahiptir. Daha az hareketli parça ve daha az titreşim, tüm araçta zaman içinde daha az aşınma ve yıpranma anlamına gelir. Bir elektrik motoru, geleneksel bir içten yanmalı motoru kadar uzun ömürlü mü? Daha uzun. Elektrikli motorlar, çok daha yüksek güvenilirlik ve verim, çok düşük bakım ve emisyon ayrıca çok daha uzun ömür sundukları için sabit endüstriyel uygulamalarda uzun zamandır yanmalı motorların yerini almakta. Binlerce veya daha fazla hareketli parçaya sahip olan geleneksel içten yanmalı motor sistemleri, daha fazla titreşim aşınmasına maruz kalmakta ve destekleyici yakıt, egzoz, sıvı ve soğutma sistemleri düzenli bakım gerektirmektedir. Elektrikli motor sistemleri genellikle 20'den az hareketli parçaya sahiptir. Bir elektrikli araç bataryasının ömrü ne kadardır? Elektrikli taşıtlardaki mevcut lityum-iyon batarya setlerinin 10 yıl veya daha uzun süre kullanılabileceği tahmin edilmektedir. Tüm elektrikli araç üreticileri çok uzun batarya garantileri sunar ve çoğu elektrikli araç gelişmiş batarya yönetim sistemleri ve soğutma teknolojileri sayesinde hali hazırda mükemmel performans göstermektedir. Elektrikli araç bataryaları geri dönüştürülebilir mi? Elektrikli araç bataryaları geri dönüştürülebilir ve hem kamu hizmetleri hem de enerji tüketicileri için elektrik arzını ve talebini yönetmek üzere sabit enerji depolama uygulamalarında hizmet ömrü sonrası önemli bir kullanım alanı bulabilir. Ek olarak, bir elektrikli araç kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, bataryaları sabit uygulamalarda güç depolama sağlamak ve talebi yoğun olmayan dönemlere kaydırmak için ikincil bir amaca hizmet edebilir. Bir elektrikli araç, kaza esnasında bir akaryakıt motorlu taşıttan daha mı tehlikelidir? Tüm araçlar, enerji ne olursa olsun, güçleri ve büyüklükleri nedeniyle tehlikeli makineler olabilir. Emniyet kemerleri, hava yastıkları ve iyi tasarlanmış göçme bölgeleri gibi koruyucu özellikler binlerce can kurtarır. Ancak kullanıcıların aynı zamanda enerji ile ilgili güvenlik endişeleri var. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 170 bin araç yangını rapor edildiğinden, içten yanmalı motorlar mekanik ve elektriksel arızalardan dolayı her zaman petrokimyasalların yanma riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Bataryalı elektrikli araçlar aynı kaygılara sahip değildir. Ancak depolanmış enerjinin olduğu yerde güvenlik çok önemli bir husustur. Optimum batarya güvenliği için elektrikli araç üreticileri batarya seti hasar görmek üzereyken batarya bağlantısını kesen sensörler ve koruma cihazlarıyla gelişmiş batarya yönetim sistemlerini tasarlamıştır. Ek olarak, araç ısı kaygılarını azaltmak için çalışırken bataryaları optimum sıcaklık aralığında tutmak üzere batarya soğutma sistemleri entegre edilmiştir. Elektrikli araç bataryaları, yapı itibarıyla genellikle güvenlik hedeflerini daha da arttıran çelik korumalı bölümlere modülerleştirilmiş bir dizi halindedir. Elektrikli aracı şarj etmek için evimde özel bir altyapıya ihtiyacım var mı? Hayır, tüm elektrikli araçlar herhangi bir ev prizinde şarj edebileceğiniz standart bir fişle birlikte gelir. Birçok elektrikli araç sahibi, araçlarını 230V prizden daha hızlı şarj etmek için evlerine tip 2 AC 230V şarj cihazı takmayı seçer. Yüksek güç özellikleriyle, güneş enerji ile elde edilen elektrik ve DC şarj üniteleri birçok elektrikli araç için ve kamusal, transit ve ticari filo uygulamaları için en uygunudur.
Elektrikli aracın şarjı ne kadar hızlı? Standart bir 230V priz, 1 saat içinde az bir mesafe yetecek elektriği şarj edebilir. 220-240V Look Tip 2.1 şarj cihazı, şarj cihazının, aracın ve evdeki veya tesisteki güç kaynağının sınırlamalarına bağlı olarak, evdeki prizde şarj ettiğinizden daha fazla yetecek güç sağlayabilir. DC hızlı şarj sistemleri, bir elektrikli aracı 50 kW nominal güçte yaklaşık 20-90 dakika içinde ve daha yüksek güç teknolojisiyle 15 dakikadan daha az bir sürede şarj edebilir. Bazı DC şarj cihazları, 20-25 kW nominal güçte 1-2 saatlik kullanım durumlarına uyum sağlamak için tesis güç sorunlarını yönetmek adına daha yavaş şarj edebilir. AC ve DC şarj arasındaki fark nedir? Bir AC şarj cihazı, bir aracın dahili şarj cihazına eksi, alternatif akım sağlar ve ardından elektrikli araç bataryasını şarj eder. Daha hızlı şarj DC, doğru akım teknolojisiyle gerçekleştirilir. Bir DC hızlı şarj istasyonu, şebekenin eksi kaynağını dönüştürür ve aracın içinde şarj altyapısı gerektirmeden doğrudan araç bataryasına güç sağlar. Hızlı şarjın faydası nedir? Elektrikli araç kabul oranlarına ilişkin vaka çalışmaları, hızlı açık şarjın, elektrikli araçların mesafe kaygısını azaltmak veya ortadan kaldırmak için başarılı bir şekilde dağıtılmasında kilit bir bileşen olduğunu göstermektedir. Sürücülerin, düzenli yolculukları ve şehirler arası seyahat rotaları boyunca hızlı şarj imkanı bulunduğundan emin olduklarında elektrikli araç teknolojisini kullanma ihtimalleri daha artıyor. Hangi arabaları hızlı şarj edebiliyoruz? BMW i3, Tesla Model S ve Jaguar I-Pace gibi son birkaç yıl içerisinde Türkiye pazarında piyasaya sürülen çoğu BEV'in hızlı şarj özelliği mevcut. Gelecek 2-3 yıl içerisinde 150-350 kW gibi daha yüksek hızlarda şarj olacak daha birçok modelin piyasaya sürüleceği açıklandı. DC hızlı şarj cihazlarında neden %100E değil de %80E kadar şarj süreleri verilir? Modern bataryalar sık sık tam kapasiteye şarj edilmediğinde en uzun kullanım ömrüne ulaşırlar. Elektrikli araç akülerinin ömrünü uzatmak için DC hızlı şarj protokolü standartları, elektrikli araç bataryasının hızlı bir şekilde %80'e ulaşmasını sağlar ve daha sonra yavaş şarja geçer. Bu yöntem, araç bataryasının ömrünü uzatırken, sürücülerin daha erken yola koyulmasını sağlar. Hızlı şarj batarya ömrünü etkiler mi? Hayır. Çok sayıda çalışma, tüm bataryaların uzun süre kullanılıp kullanılmadığı için şarj sıklığının batarya ömrü üzerinde ölçülebilir bir etkiye neden olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, şarj hızının şimdiye kadar uzun vadeli BEV batarya performansı üzerinde çok az etkisi olduğu veya hiçbir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Neyse ki, otomobil üreticileri aşırı şarj sıklıklarının etkisine karşı tampon oluşturmak için batarya yönetimi tasarımlarında rezerv kapasitesi geliştiriyorlar. Çoklu hızlı şarj standartları elektrikli aracın benimsenmesini engelliyor mu? Şeydemo ve CCS, iki dünyada kullanılan binek araç üreticileri tarafından benimsenen açık hızlı şarj protokolleridir. Her iki standardı da tek bir ünitede birleştiren ve her iki standart ile uyumlu olan tüm BEV'leri destekleyen DC hızlı şarj cihazları üretilmektedir. Tesla, tescilli hızlı şarj ağları ile benzersiz olsa da, sürücülerine araçlarını açık şarj protokolleri ile şarj etmeye olanak sağlayan adaptörler sunar. Bununla birlikte, açık standartlar çoğu aracın ve sürücünün ihtiyaçlarını karşılamak için benimseme, büyüme ve altyapı ölçeklendirilmesinin anahtarıdır. DC hızlı şarj cihazları genellikle nerede bulunur? Hızlı şarj cihazları, otoyol dinlenme tesisleri, 24 saat açık dükkanlar gibi şarj et git konumlarına ideal olarak monte edilir. Ayrıca filo şarjı gereksinimleri de karşılanır. Ayrıca alışveriş merkezleri, restoranlar, kampüsler ve şehir içi park yerleri gibi ticari alanlarda da sıklıkla kullanılırlar.
Bu şarj yerleri hızla artıyor ve akıllı cihaz uygulamalarında ve web sitelerinde kolayca bulunabilir. Elektrikli araçlardaki artış elektrik şebekesini zorlayacak mı? Çoğu elektrikli araç şarjı evde yapılır ve daha düşük AC gerilimlerinde de çalışır ve genellikle yoğun talep saatlerinde yapılmaz. Fiyat teşvikleri ve akıllı şarj algoritmaları gibi stratejilerle kamu hizmetleri, yükleri dengelemek için elektrikli araçları kullanma konusunda harika bir fırsata sahipken, elektrik dağıtıcıları üretimi ve talebi daha iyi dengeleyebilir. Hızlı şarj tesislerinde bu daha ziyade talep üzerine olsa da, talebi yönetmek için kullanım süresinden, talep yanıtından ve güç sınırlandırma programlarından yararlanmaya yönelik bir fırsat halen mevcut. Ek olarak, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama teknolojileri talep azaltma olanakları sunabilir. ABB'nin analizi, mevcut elektrik üretim sistemleri çoğunlukla elektrikli araç şarj ihtiyaçlarıyla baş edebilse bile, özellikle yenilenebilir kaynaklardan üretimin sınırlı olduğu günler ve talebin en yüksek olduğu zamanlarda, talebin mevcut arzı veya mevcut iletişim yükünü aştığı durumlar olacağını göstermektedir.